Şimdi sırada yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa kısa haber turumuz var. Haliliye'de çarşaflı dört kadın yüzük alma bahanesiyle bir kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu kadınların tavırlarından şüphelenince çalışanı eline aldığı sopayla onları kovdu ama hırsızlığa engel olamadı. O kargaşada kadınlardan biri içinde 400 gram altın bulunan poşeti tezgahtan çalmıştı. Soyulduğunu anlayan kuyumcu bu görüntülerle karakola gidip şikayetçi oldu. Freni patlayan iş makinesi 8 kişiyi yaraladı, 7 aracı biçti. Ortalık savaş alanına döndü. Ben sola attım kendimi, kepçe kendini sol tarafına attı. Motora yatırdıktan sonra kendimi dışarı attım. Bu sırada da motora vurup arabaları vura vura sol tarafına attım. İskenderun'da seyir halindeki bir kepçenin freni arızalandı. Kontrolden çıkan kepçe 7 araca çarparak anca durabildi. Kepçenin hızından kaçamayan 8 kişi de yaralandı. Kendiliğinden hareket eden kamyona atlayıp el freni çeken pelerinsiz kahraman facianın önüne geçti. Yürekleri ağza getiren olay Osman Gazi'de yaşandı. Kamyonundan malı indirmek için aşağı inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kamyon hareket edince çevredeki vatandaşlar koştu. Kamyon tam bir otomobili biçecekti ki duyarlı vatandaşlardan biri son anda içine atlayıp el frenini çekti. Facianın eşiğinden dönülürken herkes derin bir nefes aldı. Maşallah. Maşallah. Efsane büyük. Uf, canavar. Canavar, bildiğin canavar. Ya Allah deyip attığı oltasına 1,5 metrelik devasa balık takıldı. Görenler şaşkına döndü. Bu rekor mu? Hatay'da amatör balıkçı Atakan Gözü Küçük Akdeniz'e açıldı. Oltasını atan Gözü Küçük yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 45 kiloluk balık yakaladı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülere binlerce beğeni yağdı. Maşallah. Maşallah. Efsane büyük. Canavar. Canavar, bildiğin canavar. Aktivistler otelleri bastı. Yasa dışı olduğunu savundukları otelin havuzunda çamaşır yıkayıp duşunda yıkandı. Görüntüler gözde bir İspanya adası olan Lanzarote'den. Su sıkıntısı çekilen adada toplanan aktivistler, bölgedeki turistik otellerde yapılan su israfı için ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Otellere giren aktivistler duşlarda yıkandı. Havuzlardan su alıp yanlarında getirdikleri leğenlerde çamaşır ve bulaşık yıkadı. Turistler de bu eylemi şaşkın gözlerle izledi.